Herkese merhaba. Çok istenilen, çok uzun zamandır çekmediğim, sanırım kanalda sadece bir tane var. Türkiye'den gelenler videosu. Annemin getirdikleri şu bir çamaşır sepeti. Bu da iki çamaşır sepeti. Bunda yiyecek ve ıvır zıvırlar var. Annem tabii ki kitap getirdi. Biraz benim zorumla asla bavula kitap koymayacağım dese de bana kıyamadı. Şu kitaplar Türkiye'den geldi. Kitap videosu gelecek. Bir de nefese hiçbir şey alma dediğim halde nefese getirmiş olduğu kıyafetler var. Onları da bir başka videoda göstereceğim. Çünkü yoksa bu video bitmek bilmez. Unuttuğum bir şey aklıma geldi. Neyse onu da başka bir videoda gösteririm artık. Şimdi ben bunları şöyle yapmam daha hızlı olacak. Öncelikle buzdolabında peynirler var. Ezine ve tulum peyniri. Bir de neden bilmiyorum ama çedar peynirleri getirmiş annem, anne. O yüzden onlar dolapta, onları getirmedim. Bir de 5 tane simit vardı, söke simiti. Onları da sabah kahvaltıda yedik. Kocam tulum peyniri yemeye başladı. Çok sinirim bozuluyor çünkü Yoşe tulum yemiyordu. Tulumla simite bayıldı, İzmir tulumuyla. Anne! Geldik. Ben şimdi videoya başladım. Tamam. Bu videoyu çekemeyeceğim o zaman ben. Nefes asla durmaz. Neyse, ne yapayım? Sanırım onlar yukarıya çıkıyorlar. Yoshi tulum peynirlerimi yiyor. Şimdi bu videoyu hızlandırmak zorundayım. Çünkü nefes bensiz büyük ihtimalle durmaz. Ben Türkiye'den gelip annem hem doğum öncesi ben hamileyken gezmeye gelmişti. Doğuma geldiler. Sonra doğum sonrası bana yardıma geldi. O yüzden 9 ay, yani geçen 1 sene içerisinde 3 kere Türkiye'ye gelince ve her gün çay içince, annem çay çok seviyor, beni çaycı yapmıştı. Ben de Türkiye'den gelirken kendime doğuş çay getirmiştim. Ama sevmedim çünkü ben kokulu çayları sevmiyorum. O yüzden anneme gelirken çay getir dedim. Anneme burada deyince öldürenler olduğu için annem Lipton'un, bu yeni çıkmış galiba, bu mor paketini görmedim. Filiz özel seri, ben demlik paketlerini böyle seviyorum böyle. Çay temizlemek zor oluyor. Yoshi de çay yaptığı için bize. Bunlar çok pratik oluyor. Demlik poşeti. Filiz almış bir paket. İki paket. Çünkü annem de çok çay içiyor. Annem bu sefer de kalacağı için bizle. Yoshi de çok çay içiyor. Bunlar annem girene kadar dayansa iyidir diyorum. Çünkü dün 3 kere çay yaptım. Mesela bir günde. Doğu Karadeniz. Ben bunu en çok bunu seviyorum ama Filiz'i de çok merak ediyorum. Sevgili arkadaşım Duygu Tokyo'ya iş seyahatine gelirken annem bundan göndermişti. Şu an buradan içiyoruz. O hala duruyordu. Vardı. Yine Doğu Karadeniz. Lipton. Çaylar. Bitti mi? Bitmedi. Bir de Yoshi şimdi işe giderken her gün kendine sallama çay yapıp götürüyor termosta. Kendi içecek tumbler termosta. Onun için sallama çayı almış. Doğuş'un gurme çay. Yoshi bunu çok merak ediyorum dedi. Ben de merak ediyorum. Bunu deneyeceğim. Benim aldığım doğuş kokuluydu ama belki bu değildir. Bunu denemek istiyorum. Şöyle yeni çıkmış doğuş gurme çay diye. Bunu da deneyeceğim. Sonrasında sökeliler bilir. Tatlı maya ekmek. Ben bu ekmeği çok seviyorum. Söke özel ekşi maya, nohut mayasından yapılıyor. Biraz kokusu var. Ama ben çok seviyorum. Bizde 5 çaylarında böyle çaylarda salçalı ekmek böyle. İzmir tulum, peynir, domates yanına. Allah'ım çocukluğumun tadı, kokusu, her şeyi. Çok seviyorum. O yüzden anneme dedim patlamaya getir. Annem patlamaya getirmiş. Yarıma yakınını yedik. Annem eti tutku getirmiş. Eti tutku. Halley. Ben bunu çok seviyorum. Halley. Eti yulaflı getirmiş. Bundan bir tane daha vardı. Dün kendi yedi. Canı yemek yeri kesilmiyordu. Yoldan sonra biraz uçakta uzun seyahatten sonra biraz böyle grip gibi, nezle gibi olduğu için çok canı iştah olmadığı için yulaflıyla çay içti. Biz bunları çok kullanıyoruz çünkü Yoshi çok seviyor bunları. Kekikli fesleğenli Knorr'un fırın torbasının içerisindeki hazır sosu, bunlar çok pratik oluyor. Yoshi de çok sevdiği için benim de çok işime geliyor açıkçası. Tavukları koyuyorum. İçine havuç, patates, sarımsak, birazcık da yağ koyuyorum. Bazen içine susam yağı ya da soya da eklediğim oluyor. Bayağı da güzel oluyor, lezzetli. Bitmişti bizim evde, her zaman olur. Tüketmişiz biz onları. Tavuk harcı getirmiş. Bununla beraber pişirmek için fırın torbası da getirmiş. Onlar yok şu an herhalde burada. Bu da mangal lezzetli. Knorr'un. Yine Knorr'un
mangal lezzeti. Annemin köftesi, Yoshi anneannemin, annemin ve benim köftemi çok seviyor ve üçümüzün de farklı farklı yaptığını söylüyor. Annemle anneannem tabii kendi klasik yöntemlerle yapıyor. Ben köfte harcıyla yapıyorum. Benim çok kolayıma ve hep işime geliyor açıkçası. O yüzden köfte harcı getirmiş annem. Evi tütsülemek için ada çayı istedim. Böyle evde yakıp dolaşıyorlar. Evdeki böyle ruh, şey ruh değil ne denir. Evin enerjisi şeyi değişsin diye. Ay böyle ada çayının kokusu da benim için çok önemlidir. Anneannemin bir tane ablası Kuşadası'nda yaşıyor. Onu her gittiğimizde bize ada çayı verirdi. O yüzden. Valla bu kurutulmuş bir şey. Annem bir şeyler böyle kurutup dövese ek gıdada kullanıyoruz. Ya kerevizdir ya maydanozdur. Maydanoza benziyor. Annem yanında olmadığı için soramıyorum. Kuru maydanoz herhalde. Yoshi karabiber çok seviyor. Bizim evde sadece toz karabiber değil, böyle tane karabiber kullanıyoruz. Tane karabiberler de Türkiye'den. Bir tane öyle almış, bir tane de Bağdat'ın almış böyle. Çünkü annem gözü doymuyor, diyor ki ağzı şimdi bu kadarcık yetmez. Ve ada çayı atmış. Böyle Mest markasını ilk defa duydum. Böyle hazır ada çayları. Mest markasına ait. Hiç duymamıştım. Bunları büyük ihtimalle sırt çantasında kendine koydu. İşte evde kalanlardan, evde olanlardan. Çünkü uçakta hani belki sıcak su alır içerim falan diye, ama hiç içmeden getirmiş. Elma çayı, yeşil elma çayı çıktı dedi. Sana yeşil elma çayı aldım dedi. O da Mest'inmiş. Hiç duymadım bu markayı. Ada çayı, elma çayı. Ve Karadeniz Doğuş Çay evden herhalde yanına koymuş o da. Hamur kabartmasısı Dr. Oetker'den. Ben Türkiye'den getiriyorum. Burada da var. Ama bunlar da Türk tariflerini yaptığım için genelde bir paket dediği zaman onu böyle büyük alıp tartmak falan işime gelmiyor açıkçası. O yüzden Türk tarifleri için bunları kullanmak daha işime geliyor. Dr. Oetker'in hızlı mayası 15 dakikada tek mayalama diyor. Merak ettim bunu. Bir ara annemle ekmek yapıyorduk sürekli. Ondan herhalde. Annem benim kahve insanı değildi ama kahveci olmuş. Kafe Kur'an'ın lattesini her gün bir bardak içiyor diye kendini bunu almış. Buna büyük ihtimal uçakta içerim diye koymuştur. Yok. Ya da Nescafe içi bir arada mı içiyor bilmiyorum. Her gün bir kahve içiyor. Da burada. Koymuş kendine. Crunch'a ben çok bağlıydım. Bir lise zamanımda crunch hastasıydım. Çok uzun zamandır yemiyorum aslında Nestle Crunch'ı. Annem görünce beni hatırlamış olmalı. Crunch. Üçü de aynı herhalde. Bonibon bunu bana Gülşah almıştır büyük ihtimalle. Gülşah'ın ya da annemin ya da bilmiyorum. Ya da Gülşah'ın hediyesidir. Tutku'nun mayhoş çıkmış. Kakao kremalı kırmızı meyveli. Bunu deneyeceğim, çok merak ettim. Çünkü kırmızı meyveli şeyleri biz çok seviyoruz. Geçen annemden kabak çekirdeği istemiştim. Bana göndermişti Duygu'yla ya da Ali'yle mi hatırlamıyorum. Herhalde onu unutmamız için bir daha kabak çekirdeği almış. Ihlamur istemiştim. Çiçek ıhlamur. Bunları da Seray gönderdi sağ olsun. Seray'ın kayınvalidesi Trabzon'dan. Yani Seraylar Trabzon'dan onu aldılar diye biliyorum. Annem kestaneyi çok sevdiğim için kestane getirmiş. Burada kestane var ama bizdeki gibi değil. Böyle tatlandırılmış tatlı kestane satılıyor. Ben böyle tazesini yemeyi de çok severim. Hatta dün annemle 10 tanesi kadarını böyle oturup çiğ yani pişmemiş haliyle bu haliyle yedik. Birazı bozuk çıktı. Sanırım bu sene hava şartları yüzünden pek iyi gitmiyormuş. Hep bozuk. Anneannemin de yılbaşında almış oldukları hep bozuk çıktı diye söyledi. Şimdi annem bunlara da bir ara takıntılıydı. Yaptı her yemeğin şey poğaçanın içine falan, yemek diyorum, poğaça türü şeylerin içine bunları koyuyordu. Çiğdem içi. Biz ay çekirdeği. Bizim için çiğdem içi yani. Bundan getirmiş. Bunda poğaçalar falan yapıyor. Güzel oluyor. Sonra sevgili arkadaşımın markası Babun sabunları. Sevgili Gülçin'in hediyesi bunlar. Aa, iki tane masanın üzerinde var. Onları da alacağım. En son bir daha kalkıp diğerlerini toplayıp geleceğim videoda. Babun'un sabunlarını yazın da bana hediye etmişti. Ben getirmiştim hatta. Ama bir türlü kullanmak nasip olmamıştı. Çünkü banyo zamanı Yoshi çok nefese bakamıyor. Ben böyle yavaş yavaş istediğim gibi banyo edemiyorum falan filan. Ha başlayacağım. Bir türlü bu babunları deneyememiştim. Sonra annemle de Gülçin yollamıştı sağ olsun. Annem yazdan beri sabunlarla yıkıyormuş saçlarını ve aşırı memnunum dedi. Bu sefer de gelirken dedi ki ben hani hala yıkamadım. Neden ben bayılıyorum deyince dün gece bir cesaret ilk defa babunlarla saçımı yıkadım. Bugün de Yoshi yıkadı.
Ben bayıldım. Benim saçım çok az görünür ama sıktır, çabuk karışır, zor taranır. Saç kremsiz bir hayat asla düşünemem. Duştan sonra böyle bir ürün sürmeden saçımı taramayı asla hayal edemem. Çok canım acır yani. Ve yani mucize gibi bir şey oldu. Sadece yani ben denemek istediğim için, doğru ve gerçek olsun diye sadece saçımı sabunla yıkadım. Birazcık tabii yeni, yani nasıl yıkacağım falan, böyle elimde köpürtüp sürdüm falan filan. Birazcık böyle öğrenmem lazım sabunla yıkanmayı tekrar. Eskiden anneannem sabunla yıkardı bizi. Yıkadım. Saç kremi asla kullanmadım. Sonra saçım gayet güzel tarandı. Gülçin'in bir lafı var. Babunun sayfasında böyle sabah story'ler paylaştığınız zaman yastık fönü var sadece diye. Şu anda benim saçım yastık fönü, yıkadım. Doğal kurudu, yattım ve sabah da taramadım. Yani şu an taramadım değil mi? Videodan önce. Ve bayıldım saçlarıma. Uzun lafın kısası, keçi sütlü babun göndermiş. Kirli babun. Bunun kokusu yazmıyor canım benim. Annem çıkarmış herhalde. Valla bilemedim. Hepsi el yapımı. Yerli sıkım, kendi Ödemiş'teki zeytin ağaçlarından çıkıyor zeytinler. Hapşuracağım. Sonra birkaç babun ürünü daha göstereceğim size. Onlar da masanın üzerinde çünkü. Onları da videonun sonuna doğru ekleyeceğim. Rahatlatıcı balsam. Bunu da yeni çıkardı. Gülçin yeni projeler üzerinde çalışıyorum diye bana söylüyordu WhatsApp'tan. Bu onlardan biri. Acayip güzel kokuyor ve acayip böyle tanıdık bildik bir şey. Bunu da zevkle seve seve kullanacağım. Biraz daha araştıracağım. Daha sonra belki storylerde falan paylaşırım. Kullandıkça faydalarını da söylerim. Bir problemi var. Ben günlük lens kullanıyorum. Ve One Day Aqua Moist kullanıyorum. Ama ben normalde gözlük kullanmayı da çok seviyorum. Zaten beni takip ediyorsanız diğer hesaplarımda görürsünüz. Genelde çeşit çeşit gözlüklerim var. Ve gözlük kullanmayı çok seviyorum. Ama nefes beni gözlüklü sevmiyor. Ne zaman gözümde gözlük görse çekip atıyor. Ya da ben işte böyle bir dalar gibi olup böyle gözlüğümü bir yere koyarsam alıyor kendi gözüne takıyor falan filan. Çok tehlikeli, aklım çıkıyor. O yüzden gözlük kullanamamaya başladım. O yüzden ben her sene gelirken 3 aylık lens getiririm kendime. Ve beni o kışa, yaza kadar, hani yazın son Eylül, yani Eylül'de dönüyorum. Eylül'den Haziran'a kadar beni idare ederdi. Çünkü işte böyle makyaj yapmak istediğimde, güneş gözlüğü takmak istediğimde falan taktığım için. Ama nefesle her gün taktığım için annem gelmeden bir gün önce son lensimi taktım. Son gün hatta lensim yoktu, gözlük takmak zorunda kaldım. O yüzden lens aldım. Bu sefer 6 aylık, yok yine 3 aylık aldım herhalde. Hadi, emin olamadım. Ama yok, 6 aylık mı aldım? 6 paket lensim geldi. Söylemek istediğim o. Nefes sayesinde hemen hemen her gün lens takmak zorundayım. Yine lensim. Bunları bana Gülşah koymuştur büyük ihtimalle. Gülşah da bunları çok seviyor. Her bakkala gittiğinde, annem ekmek almaya gönderdiğinde kasanın yanından bir tane de bundan alıp geliyor. Geçen sefer paketle de bana göndermişti. Bunlar Yoshi'nin yeni takıntısı. Torku'nun çokofesleri aslında çok uzun süredir varlar ama Yoshi yeniden keşfetti bu karamel. Ben bu yaz tekrar getirince frambuazlı ve karamelli bunlardan yiyor. Annem tahin ve pekmez almış bana. Bilmiyorum, bu markayı ilk defa gördüm. Hun markası. Ama bavulu çok ağır geldiği için pekmezi çıkarmış, tahini getirmiş sadece. Diyor ki tahini balla da karıştırırız. Onda bir problem yok. Pekmez burada belki arasak buluruz aslında ama. Bunları bilmiyorum ki. Bunlar da Gülşah'ın işi gibi geliyor bana. Ülker çikolatalı, çekmeceli çikolata. Bunların benim için bunlar bir... tam çocukluğumun çikolatası ve böyle gözlerimi falan doldurur. Teyzemin kayınvalidesi, eniştemin babası Hüseyin dede ne zaman teyzemlere gelse torunlarına bunlardan, bu çikolatadan getirirdi. Benim için bu çikolata demek Hüseyin dedenin Selahattin'le Hüseyin'e çikolata getirmesi demek. Benim dedem olmadı. Anne babam, annemin babası, anne dedem, annemin babası ben annemin karnındayken vefat etmiş. Babamın babasını da hiç görmedim. Hiç görmedim derken 2-3 kere gördüm. Çünkü annemle babam bebekken ayrılmışlar. O yüzden öz taraflı pek görüşülmediği için, dedemi de bizi görmeye pek arzusu ve isteği olmadığı için
O yüzden bir dede torun ilişkimiz olmadı. Yani bizi büyüten babamız, Niyazi babamın babası da, o bize dedelik yaptı birkaç sene diyorum. Çünkü biz çok küçükken o da vefat etti. O yüzden onu da çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama o iyiydi. Ama Hüseyin dede hani en çok gördüğüm dede figürü ve sürekli torunlarına bundan getirirdi. O yüzden böyle kıskançlıkla, fesatlıkla, böyle bir özenle hep buna bu çikolata bana Hüseyin dedenin bizim apartmanın çıkışı aklıma geliyor onu görünce. Annem fırın torbasını da buraya koymuş. Ben ağlamadan bu videoyu bitirirsem eğer, Tut Taze diye bir marka. Çok komikmiş marka adı. Tut Taze, Tut Taze. Yine Knorr'un baharatlı sarımsaklı. Ben bu videoyu böleceğim herhalde. Yine bir köfte harcı. Siz istediğiniz zaman ve böleceğim herhalde ya. Çok uzun oldu. Çünkü çenem durmuyor. Hamur kabartma tozu, maya. Ben bu mayayı da çok seviyorum. Yine aynı sebepten Japonya'da maya var ama ben bunları daha pratik biliyorum. Daha bildiğim için daha çok işime geliyor. Tut Taze fırın torbası. Bunları ben almıştım herhalde yazın. Ama getirmeyi unutmuştum. Çiğdem içi. İçer çekirdeği. Annem dedi ki bol bol çubuk kreker aldım dedi. Neden aldın anne dedi. Bilmiyorum ama bunun üstüne koyarım dedi. Bunlar da çok kırılmışlar. Doğuş'un poşet çayları. Yine tüp çikolata. İlker'in yine Choco Fest. Torku'nun şekerli vanilin. Bunlar da tarifler. Annem geldi. 5 çayları için istedim. Çünkü geçen sefer annem stoğumu bitirmişti. Mangalda kanat lezzeti. Bundan da ben de aldım ama hala bundan hiç yapmadım. Kanatları yapmak için. Bu da yine köfte harcı. Çünkü Yoshi köfteyi çok seviyor. İç çiğdem. Annemi burada öldürsün. Abartmayı hiç sevmez. Sağ olsun. Crunch Maya. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü çok uzun olacak. Ve güneşe göre birazcık da yer değiştireceğim. Masanın üzerinde unuttuğum şeyleri de alayım bu arada. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gelirsiniz herhalde diğer videoya da. Hoşçakalın.